Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığım zaman önemli sinyaller var. Özellikle dolar endeksine baktığımız zaman düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Ve bununla birlikte de, bu düşüşle birlikte de altın gibi değerli madenlerin yükseldiğini görmekteyiz. Tabii dolar endeksindeki bu durum henüz Bitcoin'in fiyatına yansımış durumda değil. Ama illaki ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda bu fiyata yansıyacaktır diye düşünüyorum. Dip geldi mi, gelmedi mi, daha düşecek miyiz, düşmeyecek miyiz, bunları anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Saatlik bazlarda, haftalık bazlarda bunları değerlendirip anlamaya çalışacağız. Bu aralar video biraz geç saatlere kalıyor. Bununla alakalı da yorumlarda çok fazla sorular geliyor arkadaşlar. Ama altında farklı bir şey aramaya gerek yok. Yani önceden kapanmadaydık. Kapanmadan dolayı da ben de evden çalışıyordum. Ama pazartesi itibariyle arkadaşlar tekrardan işbaşı yaptık. Bundan dolayı da eve gelme saatlerim biraz daha geç saatleri buluyor. Bununla orantılı olarak da video paylaşım saatlerim de eskiye oranla biraz gecikmekte arkadaşlar. Altında başka bir şey aramaya gerek yok. Tamamen bundan kaynaklı bir durum. Şimdi analize dolar endeksiyle başlayacağım arkadaşlar. Dolar endeksine baktığımız zaman 4 saatlik bazda yeni haftanın açılmasıyla birlikte bir miktar tepki hareketi gelebileceğini konuşuyorduk. Bu tepki hareketi geldi ve bununla birlikte arkadaşlar pazartesi günü biz piyasada bir miktar çöküş gördük. Fakat ardından düşüşün devam ettiğini görüyorsunuz. Ve ben de bu düşüşün devam edeceği kanaatindeyim arkadaşlar. Bunu da sizlere zaten uzun zamandan beri söylüyorum. 4 saatlik bazda bakın aynı şu bölgelerde olduğu gibi dalgalar halinde düşüşün devam edeceği kanaatindeyim. Aynı şekilde günlük baza baktığımız zaman da burada düşüş sinyalleri tam gaz devam ediyor. En kritik nokta bildiğiniz gibi 89 seviyesi. 89 seviyesinin altında bir kapanış yaptığımız zaman bana göre altın olsun, gümüş olsun, işte Bitcoin'i, hisse senetleri vesaire falan hepsi uzun soluklu bir rally'ye başlayacaktır diye düşünmekteyim. Çünkü burası arkadaşlar bir ikil tepenin boyun kısmına denk geliyor 89 seviyesi. Bakın burası birinci baş kısmı, burası ikinci baş kısmı. 89 noktasının altına bir yerleşme gördüğümüz zaman tüm piyasalar uzun soluklu bir rally'ye başlayacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden dolar endeksini takip etmek ve anlamak oldukça önemli. Şimdi buradan altına geçiyorum arkadaşlar. Altını da inceleyip anlamak lazım. Şimdi dolar endeksindeki düşüşle birlikte altının da yükselmeye başladığını görüyorsunuz. Ve şu anda altına baktığımız zaman da arkadaşlar ciddi trendler kırıldı. Özellikle günlük bazda şu anda kendisini bulutun üst noktasına attı. Bulutun üst noktasında kapanışlar yapıyor. Bakın şu bölgeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bulut kırılımı geliyor. Retest ardından yukarı yönlü hareketler. Baktığınız zaman da burada ciddi bir düşen trendin şu anda kırıldığını görmektesiniz. Tabi altın piyasasında biraz daha böyle teknik mantık daha iyi çalışıyor. Sonuçta oturmuş bir piyasa, manipüle edilmiyor. Bundan dolayı da bizim dolar endeksi üzerinden yaptığımız analizler şu anda altında güzel biçimde ilerlediğini görmektesiniz. Ama tabi buranın da arkadaşlar kripto paralara göre kazancı düşük. Yani tam kripto paralar daha stresli, daha böyle oynak bir piyasa, oturmuş bir piyasa değil. Ama belki altında böyle 3-5 ayda, 1 yılda elde edeceğiniz kazançları kripto paralarda 1-2 hafta içerisinde, 1 ay içerisinde kazanabiliyorsunuz. Peki kardeşim altını bize niye anlatıyorsun? Altında bizim ne işimiz var diyebilirsiniz. Ama demeyin arkadaşlar. Çünkü altında Bitcoin'in benzer özellikleri var. En başında da ikisi de arzı sınırlı ürünler olmasından dolayı geçmişte birçok kez benzer hareketler yaptılar. Bundan dolayı altını da arkadaşlar anlamak lazım diye düşünüyorum. Şu anda altının grafiğine baktığımız zaman hem günlük bazda hem de haftalık bazda ciddi düşen trendler bana göre kırılmış durumda arkadaşlar. Ve dolar endeksi üzerinden yaptığımız analizler altında biraz daha sağlıklı şekilde çalıştığını görüyorsunuz. Ve baktığımız zaman da bana göre arkadaşlar altındaki bu yükselişlerin sebebi dolar endeksinin şu anda kısa vade adına düşmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Lafı çok fazla gevelemeyeyim, çok fazla dolandırmayayım arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım olay aslında dolar endeksindeki bu düşüşün önemli bir sinyal olduğu yönünde. Şu anda Bitcoin'in fiyatına yansımıyor olabilir arkadaşlar ama ilerleyen zamanlarda bu illaki yansıyacaktır. Yeter ki biz burada dolar endeksinin düştüğünü görelim. Bunun düştüğünü gördükten sonra bana göre panik yapacak çok bir durum olduğunu düşünmüyorum. Düşüşler kısa vade adına alım fırsatı olur diye düşünmekteyim. Burada da arkadaşlar en kritik nokta 89 seviyesi. 89 noktasının altına yerleşme gördüğümüz zaman da bana göre tüm piyasalarda uzun soluklu bir yükseliş trendi başlayacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi buradan geçiyorum Bitcoin'in dolar bazında grafiğine. Bitcoin'in dolar bazında grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar buradaki en ciddi destek noktası bakın şuradaki kırmızı mumların olduğu bölge olan 38 bin dolar bandı. 38 bin dolar bandı arkadaşlar şu anda çok ciddi manada alış emirleri kaynıyordur diye düşünüyorum. Özellikle şurada 55 bin dolar, 57 bin dolar, 60 bin dolar bandında satan insanların birçoğu arkadaşlar haftalık bazda grafikleri inceliyorsa burada 38 bin dolara alış emirlerini dizmişlerdir diye düşünüyorum. O yüzden 38 bin dolar bandı haftalık bazda çok ciddi bir destek noktası ve gelmesi durumunda da bence değerlendirilmesi gereken bir nokta arkadaşlar. Çünkü çok ciddi manada bir alış emri bulunduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Onun dışında daha kısa vadeye baktığımız zaman 4 saatlik bazda beklediğim olay burada gördüğümüz en dip noktanın destek olarak çalışması. Yani bir noktaya artık yerleşmemizi bekliyorum. Ve bunu gördüğüm zaman kendim de alım yapacağım arkadaşlar. Henüz daha alım yapamadım. Burada çünkü şu yerleşmeyi görmeye çalışıyorum. Eğer ki buradaki 4 saatlik bazdaki mum da şuradaki en dip nokta olan 43 bin dolar bandının üstünde kalmayı başarabilirse yani burada en azından 43 bin dolar bandı karşımıza bir destek olarak çıkmaya başlar. Burada dip sinyalleri vermeye başlarsak minimum olarak burada bulut noktasının ben gelmesini beklerim açıkçası. Şu anda bulut noktasına baktığımız zaman da alt noktası 48, üst noktası da 51 bin dolarları göstermekte. Ama buradaki bulut noktasının gelmesi için de 43 bin doların altında kapanış yapmamamız gerekiyor. Anlık olarak aşağıya sarkabiliriz ama arkadaşlar kapanışları en azından 43 bin doların üstünde yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar kısa vade adına takip edilebilir. Onun dışında bir saatlik baza baktığımız zaman da arkadaşlar hala düşen trend devam ediyor. Bakın burada dünkü gelen hareketlere baktığımız zaman da arkadaşlar buluta değdiğimiz yerlerde hemen yönümüzü tekrardan aşağıya çevirdik. Burada tam olarak 45 bin 46 bin dolarlarda buluta değdiğimiz yerlerde sert bir satış yemiş bulunuyoruz. Bundan dolayı da bir saatlik bazda bulutu kırmamız burada düşen trendleri kırmamız anlamına geliyor. Bu da arkadaşlar kısa vade adına kırılması durumunda olumlu bir sinyal olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bakın şu bölgelerde ve bu bölgelerde olduğu gibi buluta değdiğimiz yerlerde şu anda yönümüzü aşağıya çevirmekteyiz. Şimdi buradan Total 2 verisine geçelim arkadaşlar. Total 2 verisine baktığımız zaman haftalık bazda görüntü Bitcoin'de olduğu gibi Total 2 verisinde kötü değil bana göre. Gördüğünüz gibi burada hem RSI'de hem de normal grafiğinde çok bir sıkıntı gözükmemekte. En azından uzun vade adına yükseliş trendleri olsun. Alım sinyalleri olsun devam etmekte arkadaşlar. Hala tüm ortalamaların üstünde fiyatlanıyor. Zaten bundan dolayı da ben kendim altcoin sepetlerime dokunmadım arkadaşlar. Elimdeki altcoinleri tutmaya devam ediyorum. Dominansa baktığımız zaman da hala şu anda ciddi bir artış yok. Ama tabii bu haftanın kapanışı pazar günü gelecek. Bu hafta bence total diyorum pardon. Dominans verisinde bir miktar artış görmemizi ben kuvvetli muhtemel buluyorum. Birazdan ona da bakacağız arkadaşlar. Şu anda Total 2 verisine baktığımız zaman şu anki bu düşüş arkadaşlar gayet normal bir düzeltme olarak benim gözüme çarpıyor açıkçası. Grafiklerinde falan da şu anda gözüme çarpan bir bozulma falan yok arkadaşlar. Günlük baza geçtiğimiz zaman da hala bakın burada bulutun üst noktasında tutunuyoruz. Bulutun üst noktasında fiyatlanmaya devam ediyoruz ve yükseliş trendleri de hala devam ediyor. Bundan dolayı da ben elimdeki altcoin'leri tutmaya devam ediyorum. Onun dışında buradan dominans verisine geçtiğimiz zaman da 4 saatlik bazda hala arkadaşlar şu bölgelerde alçalan dipler yapması sevindirici bir durum kısa vade adına. Yani Bitcoin'e baktığımız zaman çok ciddi manada düşüşler gördük. Fakat dominansa baktığımız zaman da öyle ciddi bir artış görmedik arkadaşlar. Bu da bana göre bir tık sevindirici bir durum olarak ben düşünüyorum. 4 saatlik bazda hala alçalan dipler yapmaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi bu hafta yükseliş görme ihtimalimiz bence bir tık yüksek. Yukarı yönlü hareketler de şu anda karşımıza çıkacak en ciddi direnç noktası da satış yemesini beklediğim noktada ortalama olarak 44 noktaları diyebilirim. Bakın şuradaki kırmızı nokta başka bir deyişle şurada gap'in doldurulması da diyebilirsiniz. Yukarı yönlü hareketlerde 44 seviyesinden satış yiyecektir diye düşünüyorum. Onun dışında zaten burası da bizim günlük bazda arkadaşlar RSI 30 bin noktasına denk gelecektir diye düşünmekteyim. Onun dışında haftalık bazına baktığımız zaman da burada 9 haftadan beri kırmızı mum yakıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan beri 9 hafta geçti ve biz hep hiç yeşil mum yapmadan hep kırmızı mumlar şeklinde kapattık. O yüzden bu haftayı böyle yeşil kapatırsak bence güzel olacaktır, sağlıklı olacaktır. Kısa vade adına böyle bir beklentim var açıkçası.
Şu anda piyasada izlediklerim ve gördüklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar arkadaşlar.